Fenerbahçe nihayet Fenerbahçe gibi mücadele edebileceğini, topu illa rakibe bırakması gerekmediğini gösterdi. Jose Mourinho'ya, Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. Belki ennesiyle de ısrar etmek gerekiyor. O sayını sözleşmesinin uzatılması lazım. Jose Mourinho'nun söylediklerine katılmıyorum. Jose Mourinho'yu eleştirmek meselesi Fenerbahçe'den nefret etmek anlamına gelmiyor. Onu idrak etmesi lazım bence bazı Fenerbahçelilerin. Fenerbahçe Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yusuf Kenan Çalık'la birlikte Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, güzel. Fena bir maç olmadı Manchester maçı. O yüzden fena değil. Maçın değerlendirmesiyle başlayalım abi. Fenerbahçe galibiyeti de kaçırdı diyebiliriz Manchester karşısında ki bu stadyumda veya Old Trafford'da Fenerbahçe Manchester'a karşı kazanmaya alışkın bir tarih daha yazabilirdi. Bazı hadsizler de Fenerbahçe ee, bu Manchester'a karşı nasıl kazanamadı diyor. Tarihin en kötü Manchester'ı. Ee, en kötü en iyisi ben bilmem ama e, iyi bir kadroları var. Bence teknik direktör sorunları aşikar. Çok da uzun zaman kalacağını düşünmüyorum Ten Hag'ın. Ee, i̇yi oynadı. İlk kere özellikle iyi oynadı. İkinci kere o kadar çok beğenmedim ama Fenerbahçe nihayet Fenerbahçe gibi mücadele edebileceğini topu illa rakibe bırakması gerekmediğini gösterdi. José Mourinho'ya e, Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. İnşallah böyle oynatır. Biz de maç sonlarında ya da yaptığımız programlarda bu oyunun güzel taraflarını anlatmak zorunda kalırız. Samsun Spor karşısında son 15 dakika kendi ceza sahası önüne kapanan bir takım izlemektense Manchester'a karşı bu şekilde oynayan bir takımı izlemeyi sanırım bütün Fenerbahçeliler tercih eder. Peki şunu sorayım. Bu Manchester maçında oynanan futbol Samsun Spor maçında oynanan futbolu ve puan kaybını unutturur Bunun devamlılığıyla alakalı. Yani bugün Manchester'la berabere kaldın, her şeyi düzelteceğiz, her şey güllük gülistanlık olacak diye bir şey yok. Bodrum Spor'a karşı kazanman lazım. Ardından Trabzon maçı var, Alkmaar maçı var. Seriye bağlayacaksın. Bu sezon başındaki eleştirileri özellikle Göztepe maçı, işte Samsun Spor maçı, Galatasaray maçındaki eleştirileri unutturacak tek şey seri haline gelecek galibiyetler nasıl geldiğini tartışılmayacak seviyeye taşıyacak bir galibiyet serisinden bahsediyorum. Çünkü önemli olan Jose Mourinho'nun da çok sık değindiği netice. E, neticeyi alamadığı için zaman zaman özellikle oynatma şekliyle ilgili eleştiriliyor. Eğer netice alırsa zaten bir sorun yok. Göreceli olarak bir Bodrum maçı var Fenerbahçe'nin önünde. Bu da bir ivmeyi Fenerbahçe'ye yönden bakıldığında kazandırır mı? Galibiyet serisi gelir mi sence? Sonrasında Trabzon ve yine Avrupa maçı olacak nispeten kolay bir rakip olarak görülebilir. Ama Fenerbahçe açısından da ben tüm takımlar için aynı şeyi düşünüyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. O ciddiyetle oynamak gerekiyor. Artı bir bazı şeylerde de artık ısrar etmek lazım. Sanırım belki Ennesi'yle de ısrar etmek gerekiyor. Bir tandem bulunması şart. Çünkü sürekli tandemin değiştiğini görüyoruz. Fred'in bir formsuzluğu söz konusu. Bu konuda bazı şeylerin yapılması, belki bir hamle yapılmasında fayda var. Çünkü gerçekten hani Manchester maçında da maçın kötülerinden bir tanesiydi Fred. Ee, bazı şeylerde ısrar edilmesi lazım. Ee, umarım da öyle olur. Ben en nesil ile başlaması gerektiğini düşünüyorum Bodrum Spor maçına. Hatta uzun süre artık ilk 11'in ilk tercihinin en nesil olması gerektiğini savunuyorum. Enesiri ile devam edelim abi. United karşılaşmasında golünü attı ama golü dışındaki performansı nasıl değerlendirirsin? Ve bundan sonraki Fenerbahçe kariyeri ne yönde ilerler sence? İyi. Öncelikle pozisyona giriyor. Ee, kaçırdığı hani double pozisyonda var hatta. Onanın iki kurtarışı birden. Ee, fena değil ben. Enesiri'nin çıkışının e, olumlu yönde olduğunu düşünenlerdenim. Tek hani eleştirebileceğim nokta e, topu tutma konusu topu rakip yarı sahada indirip biraz dinlendirip rakibi e, yarı sahasına yerleşmeyi sağlayabilecek bir performansla sergilerse gerçekten güzel olur. E, Fenerbahçe'nin hızlı oyun tercihine uyan bir oyuncu. Çünkü savunma arkası koşulları da var. E, özgüven de önemli. Gol attıktan sonra özgüvenin daha da yükselecektir. Golcüler için çok önemli. Çok iyi golcülerin haftalarca gol atamadığını, özgüven eksikliği yaşadığını gördük. Enesil için de aynı şey geçerli. Umarım ısrar edilir. Ama sürekli bir değişiklik olursa ben o değişikliğin o rotasyonun çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Burada Fenerbahçe kadrosuyla alakalı yorumlar yaparken özellikle transfer döneminde 8 numara transferi gerçekleşmeyince sen şey söylemiştin. Fred'le alakalı duaya ihtiyacımız evet. var diye. Sakatlanmaması için söylemiştin ama kötü oynuyor. Kötü oynuyor. Kendi performansının çok altında, geçen sezonun çok altında bir performans sergiliyor ve işin kötü tarafı çok çözümde yok. Yani Fred'in yerine oynatabileceğin, onun yaptıklarını, geçen sezon özellikle yaptıklarını yapan bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin ee, işi biraz Amrabat kurtarıyor o konuda. Yani oyun kurulumu açısından da Amrabat'ın gelmesi aslında artı sundu. Fred'in bu kadar formsuz olması belki daha da büyük bir sıkıntıya yol açabilirdi. Amrabat olmasaydı toparlanması lazım. Yani başka çözüm yok. Şunu da konuşmuştuk. Mourinho ile birlikte bireysel performanslarında düştüğünü, Fred'in düşüşünü peki Mourinho'nun gelişine ve onun sistemine mi bağlarsın? Yoksa bireysel bir sıkıntı mıdır bu? Yani sisteme bağlayacak olsam başka oyuncularınkine bağlardım. Bence bireysel bir sıkıntı Fred açısından söylüyorum bunu. O yüzden de söylüyorum. Umarım daha iyi noktalara gelir. Çünkü Fred'in oynayabileceği bir oyun tercihi yapıyor Jose Mourinho. Mesela bunu Tadic için, İrfan Can için söylemek, Ceko için söylemek çok mümkün değil. Onların oyuncu profiline çok uygun bir oyun tercihi yok Jose Mourinho'nun. Ancak Fred için var. Hani atletizmi yüksek, koşu kalitesi yüksek, topu kazandığı anda hızlı oynayabilen oyuncu olarak işaret edebileceğimiz isimlerden birisi. Ama çok fazla top kaybı yapıyor, çok fazla pas hatası yapıyor. Bunun üzerine belki bir şeyler yapmak lazım. Bright Osayi Samuel'de maç sonu e, bir soru geliyor. Diyorlar ki ona, sözleşmenle alakalı durum nedir? O da hiçbir şey bana bağlı değil, kulüp biliyor dedi. Osayi'nin sözleşmesi peki abi? Osayi'nin sözleşmesinin uzatılması lazım. Yani net bir bilgi veremeyeceğim çünkü net bir bilgi yok. Ama Osayi Samuel'in istediği maaşa şu an yanaşmadığını herhalde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Osayi Samuel'in yerine bir bek bulmak çok kolay değil. E, bon servis verilecek. E, bir risk alınacak çünkü... İster istemez oyuncu tutacak mı tutmayacak mı bilmiyoruz. Bir başka risk de Osay Samuel'in senin rakiplerine gitmesi ve bedavaya gitmesi. Yani ben bu riski Fenerbahçe'nin alması gerektiğinin gerektiğini düşünmüyorum. o yüzden hem Osay ile hem İrfan Can'la sözleşme uzatılması bence Fenerbahçe adına iyi olur. Bir mesaj da vermiş olursun en azından. Bu risk mesela Bacuay'da alınmıştı. Evet, Bacuay bu sezon Galatasaray'da çok fazla forma giymedi ama bakıldığı zaman Fenerbahçe dönem dönem Bacuay'i aradı. O sayıyı ve İrfan'ı da daha kaliteli şekilde ararlar. Yani bu oyun tercihinde Bacuay ile oynamak daha mantıklı olabilirdi bu arada. Ama daha önce anlattım, Ceko'nun sözleşmesinden çıkamadığın için Bacuay ile devam etmek mantıklı gelmedi. Ee, o simen gelmeseydi Baço'ya daha fazla süre alacaktı. Belki çok da kritik. Zaten gollere imza atmıştı sezon başında. Belki daha farklı bir profilde ilerleyecekti. O hani çok böyle tartışılacak bir nokta değil. Ee, ama e, az e, sabekinin ve bence az 11 oyuncusu olan İrfan bedava gitmesine izin vermek biraz e, sıkıntılı olabilir Fenerbahçe için. Sen Maximen Samsun Spor karşılaşmasında oyuna sonradan girdi. Golünü attı. United karşılaşmasında da müthiş bir asist yaptı Enes. E golün yarısı onun diyebiliriz. E, tartışılıyor da performansı. Fenerbahçe'ye katkı mı veriyor, zarar mı veriyor diye. Son iki maç performansını nasıl değerlendiriyorsun onu? Tabelaya dokunuyor. Herhalde beklenti, birinci beklenti bu. İkincisi savunma açısından çok böyle efor sarf eden bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Ama top ayağındayken Paylaşımcılık meselesini ben daha önce dile getirmiştim. İyi oynadığını da özellikle dile getirmiştim. Çünkü eleştiri iyi oynadığını yapmak daha mantıklı geliyor bana. E şimdi top ayağından doğru zamanı çıkarttığında ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Böyle oyuncuya ihtiyaç var Fenerbahçe'de. hani Çalım atan, adam eksilten, risk alan, kapalı savunma açan oyunculara ihtiyaç var. Bütün büyük takımlarda ihtiyaç var. Ama işte o topu ayağından çıkartma meselesi konusundaki zamanlama önemli. Asist çok güzeldi. Bazı pozisyonlarda biraz daha ısrar etti çalım açısından. O dengeyi sağlarsa Fenerbahçe'de çift tanelere gelir hem gol hem asist açısından bence. Türkiye'ye çok fazla yıldız oyuncu geldi. Bu yıldız oyuncular açıklamalarıyla yaptıklarıyla gündem oldu ama şu an Türkiye'de bir numaralı isim gündem Jose Mourinho. Hem söyledikleri hem yaptıkları. Bazen medyaya da e, biraz lafta çarpıyor. Taraftar da kızdırdı oluyor. Sence söylemlerinde biraz yumuşama gerekiyor mu abi? Mesela bu dünkü maçtan sonra da medyaya yine belki de Türk medyası iyi oynadığımız için mutlu olmamıştır dedi. Neden? Mesela Jose Mourinho Türk medyasını birincisi niye bir genel şekilde değerlendiriyor? İkincisi neden mutlu olmasın? Yani Türk medyasında Türk takımlarının başarısız olmasını isteyenler var mıdır? Belki vardır, bilmiyorum. Ben öyle birisi değilim biliyorsunuz. Maçları bende de izliyorsunuz. E, gerek bir gerek Beşiktaş. Yani Başakşehir maçını izleme şansımız olmadı ama ben Avrupa'da Türk takımlarını destekliyorum. E, bir de Fenerbahçeliyim. Şimdi Fenerbahçe'nin puan alması, kazanması beni daha fazla mutlu eden bir şey olamaz. O yüzden Jose Mourinho'nun söylediklerine katılmıyorum. Jose Mourinho kendini e, kendine düşman görmek istediklerini görebilir ama bu yol çok doğru bir yol değil. Özellikle hani sendelediğin zamanlarda biraz sıkıntılı olabilir. Ama şu gidişata bakacak olursak. Ya Türk medyası niye mutsuz olsun Fenerbahçe'nin Manchester maçından bir puan çıkartmasından, iyi oynamasından? Türkiye'de reytingin en önemli kaynaklarından birisi Fenerbahçe. İyi de olsa, kötü de olsa Fenerbahçe izleniyor. İyi olunca da izleniyor. Bak her takım için aynı şeyi söyleyemem. Kötü olduğunda ya bu sene futbolda ilgilenmiyorum denilen camialar oluyor. Fenerbahçe öyle değil. O yüzden benim öyle bir e, düşüncem yok. Bence çok doğru da bir açıklama değil. E, bir de ülkemizdeki milliyetçilik seviyesi belki Jose Mourinho'ya tam olarak da anlatılmamış olabilir. Abi Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yani ligde henüz yenilmedi. 3 karşılaşma, 1 galibiyet, 2 beraberlik aslında iyi de gidiyor. Toplanan ortada 5 puan var ki muhtemelen bir galibiyet Sonrası Fenerbahçe üst adını yazdırabilir. Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa serüvenini nasıl değerlendirsin? Zaten ilerleyen zamanlarda biz maç maçta konuşacağız. Oyunu özellikle Twente maçının 45 dakika, 45 dakikasına çok eleştirdim. Neticeye bakacak olursak hiç fena değil. Kaybetmedin. Twente deplasmanı zor deplasmandı. Fenerbahçe açısından bir puan almak önemliydi. Kendi evinde United'ı belki yenebilirdin. United'ın un da bu arada net pozisyonları var. Yenmeliydim bu arada. Hani keşke yenseydin. Daha farklı bir hava getirirdi. Ama kaybetmeden gitmek de önemli. Ee, önündeki, önündeki fikstür kolay bir fikstür değil. Altmar var, Bilbao var, e, var. Lyon var. Lyon var. varken senin evine gelecek. Çok böyle kolay bir fikstür oynamıyorsun. O yüzden hani bunun, bu, bu, bu Slavia Prag var deplasman olarak. E, en azından iki maç daha kazanman gerekiyor. Bence bir sıra net bir şekilde taşımak için kendini. Yani altı puan da alman gerekiyor. Fikstüre baktığımız zaman bu arada tabii ki bunu da hani yorum olarak söylüyorum. 6 puan kesin alabilir mi? Alamaya da bilir. Çünkü rakipler hakikaten zor rakipler. Yani 6 puan da alabilir. Kalan kaç maç kaldı? 5 maç kaldı. On, evet. Bilbao olduğu için 12 puan da alabilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Bilbao maçının çok böyle o döneme de bakmak lazım. Kim oynayacak kim oynamayacak ama yani öyle bir performans sergiliyor Fenerbahçe. Ama minimum 6 puan alması lazım. Hani şey olay direkt olarak gitmek için söylemiyorum. Direkt gitmek için yetersiz olur 11 puan ama en azından ilk 24'te yer almak için ve çok böyle sıkıntı yaşamamak için 6 puan alması gayet önemli. Abi programın sonuna geliyoruz. Aslında bizim hafta sonu bir derbi içeriğimizde olacak bütün yorumcularımızın bulunduğu. Ama ben sana ayrıyetten de sormak istiyorum bir Fenerbahçeli olarak tabii ki Galatasaray-Beşiktaş derbisi de seni, zirveyi yakından ilgilendiriyor. Derbiyle alakalı neler söylersin? Yani, Sence kim kazansın? Bence kim kazansın? Ee, Fenerbahçe'nin eğer yarışta iddiası devam edecekse Beşiktaş'ın kazanması o iddiayı güçlendirir. Artı Beşiktaş'ın iddiası devam etmesi için de güçlendirir. Ama bunu daha önce burada tartıştık. Daha önce hem Avrupa hem için de bunu konuştuk. Bazen insanlar bana da çok inanmıyor. Ben başka maçları çok umursamıyorum. Yani çok umurumda değil yani. Fenerbahçe kazanıyorsa Fenerbahçe kazanıyordur. Kazanamıyorsa da kendine bakmalıdır. Eee hak eden kazansın. Hakem konuşulmasın. iyi bir maç olsun. Çok derbilerde maalesef bunu çok göremiyoruz. Fenerbahçe için avantajlı olan Beşiktaş'ın kazanması ya da berabere kalınması, yani Galatasaray'ın puan kaybetmesi. Ama Galatasaray da çok ciddi favori. Hani bunu da es geçmemek lazım. Hak eden kazansın. Ee, ben Fenerbahçe'nin bir seri yakalamasını bekliyorum. Yani seri yakalamadan Galatasaray puan kaybetsin de Fenerbahçe'de yarışta kalsın. Bu beni Fenerbahçe olarak tatmin eden bir şey değil. Ben Fenerbahçe'nin sürekli kazanmasını istiyorum ki yarışta iddialı olsun. Ee, o nedenle derbi kim oynarsa oynasın, kim kazanırsa kazansın çok da önemli değil benim açımdan. Yusuf abi ağzına sağlık. İzleyicilerimize son bir mesajın var mı? Jose Mourinho'yu eleştirmek meselesi Fenerbahçe'den nefret etmek anlamına gelmiyor. Onu idrak etmesi lazım bence bazı Fenerbahçelilerin. Jose Mourinho da eleştirilebilir, Ali Bey de eleştirilebilir, futbolcular da, yorumcular da herkes eleştirilebilir. Eleştiriyi temel bir mantığa oturtabiliyorsanız ve eleştiri saha için ilgilendiren bir eleştiri ise bence değerlidir. Bundan da bir şeyler çıkartmak lazım. Artı bile Fenerbahçe açısından bizi sevmeyen Ölsün meselesi çok doğru bir yaklaşım değil. Umarım o şekilde devam etmez Fenerbahçe. Abi ağzına sağlık. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.